4 года в Литве я ходила по разным докторам, я обращалась к разным специалистам, но никто мне не предложил решение проблемы. Насколько мне объяснили, у меня была травма копчика, он был сломан. Коксидинья dediğimiz kuyruk sokumu ağrıları daha çok oturmakla oluşan, kuyruk sokumu bölgesinde oluşan ağrıyla karakterize bir durumdur. Koksidinya dediğimiz bu hastalık en sık oturarak yere düşmekle olur. İkinci en sık nedeni gebelerde doğum esnasında olur. Üçüncü en sık nedeni de idiopatik dediğimiz sebebi bilinmeyen durumlardır. Koksidinya ağrısı çeken hastalar uzun süre uğraşırlar ve bir türlü bu hastalıklarına, bu problemlerine çözüm bulamazlar. Kapı kapı dolaşırlar adeta. Bunun sebebi spesifikleşmiş bir tedavi seçeneğinin olmamasıdır. Bu hastalar sıklıkla bize uzun süre oturduklarında, özellikle sert zemine oturduklarında ağrıdan yakınarak gelirler. Ve bunların muayenesinde o bölgede palpasyonla, yani dokunmakla ağrı hissettiklerini tariflerler. Когда позвоночник страдает от болей, невозможно сконцентрироваться ни на чем. И это очень действует на качество жизни. Bu hastalar bize geldiklerinde öncelikle medikal tedavi veriyoruz. Medikal tedavide öncelikle ağızdan alınan ilaçlar ve lokal uygulanan kremleri kullanıyoruz. Hasta eğer bunlardan fayda görmüyorsa o zaman girişimsel tedavilere başvuruyoruz. Enjeksiyonlar yapıyoruz. Enjeksiyondan fayda görmeyen hastalara alkol ile yakma tedavisi yapıyoruz ya da radyo frekansla yakma tedavileri yapıyoruz. Hasta bütün bu tedavilerden, ameliyat dışı, cerrahi dışı tedavilerden fayda görmediğinde ise hastaya ameliyat öneriyoruz. Который мне сделал операцию. Сначала, конечно, было страшно, потому что это большой шаг. Мы сделали первый осмотр, сделали МРТ, снимки, договорились о дате. И без каких-либо изменений все прошло очень быстро и хорошо. Bizim muayenemizde ve çektiğimiz tetkiklerde buranın esnek olup olmamasına göre tedavi yöntemlerimiz değişiyor. Eğer burası normal esnekliğini kaybetmişse, Türkçe tabirle laçkalaşmışsa, o zaman bu kuyruk sokumu artık işlev görmüyor demektir ve bunun cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor demektir. Biz ameliyat sırasında küçük bir kesiyle bu kuyruk sokumu kemiğini buradan aldığımızda, bu laçkalaşmış yapıyı buradan uzaklaştırdığımızda hastanın ağrısı da tamamen ortadan kalkmaktadır. Я очень довольна сервисом всего персонала клиники, потому что благодаря всем людям, кто участвовал в этой операции, сама операция прошла успешно. Мне все объяснили, мне предоставили абсолютно всю информацию на моем родном языке, что было тоже очень удобно и хорошо. В любом случае, если я перееду в эту страну, я буду только обращаться в Медиполь.